Herkese merhabalar. Kuvvet soru çözümüyle birlikteyiz. Şimdi soru çözümlerini yapıp kuvvet ile ilgili kafamızdaki soru işaretlerini sileceğiz. Öncelikle temel şeylerden bahsedelim. 3 tane farklı soru tipimiz var. Bunlar karşımıza gelebilecek soru tipleri. Birinci soru tipinde bir kuvvet var. Kuvvet yola paralel ve 2 kilogram kütleli bir cismim var. Aynı zamanda sürtünmenin sıfır olduğu da verilmiş. Burada ivme soruluyor. Bir ivme soruluyorsa o zaman biz şunu yapacağız. Net kuvvetin F net eşittir MA olduğunu biliyorsak. Yani F eşittir MA. F eşittir M çarpı A olduğunu biliyorsak işlemimizi buna göre halledeceğiz. Zaten kuvvet konusunda temel formülümüz budur. Başka da bununla ilgili formül yok aslında. O zaman yapalım. Buradaki net kuvvet, daha doğrusu hareket doğrultusundaki net kuvvet 10 Newton olacaktır. O zaman ben F net için 10 eşittir kütlem 2 kilogram çarpı A yazacağım. Ve burada A'nın 10 bölü 2'den 5 metre bölü saniye kare olduğunu bulacağım. Unutmayın 10 eşittir 2 çarpı A olduğuna göre 2'yi kaçla çarparsam 10 eder? A ne olacaktır? 5 metre bölü saniye kare diyorum ve ilk soruyu bitiriyorum. Şimdi ikincisi. Bakıyorum burada şöyle bir soru var. Sürtünme kuvvetinin 2 Newton olduğu verilmiş. Sürtünme kuvvetinin 2 Newton olduğu verilmiş ama ben bu sürtünme kuvvetini ne tarafa doğru yazacağım? Ne tarafa doğru göstereceğim? Burada dikkat edin. Şimdi hareket doğrultusundaki kuvvetimin 10 Newton olduğunu biliyorum. 10 Newton gösterilmiş. Fakat burada aynı zamanda hareket yönü de var. Hareket yönü kuvvetle aynı yönde. Ben burada sürtünme kuvvetimin yönünü çizmek için, cisim üzerinde sürtünme kuvvetini çizmek için işte bu hareket yönüne bakıyorum. Hiç kuvvetle işim yok aslında. Hareket yönüne bakıyorum. Hareket yönü ileri doğru olduğuna göre sürtünme kuvvetini de geriye doğru çizmeliyim. Ve burada 2 Newton sürtünme kuvvetini yazıyorum. Şimdi ivme bulacağım. İvme bulurken hangi formülü kullanıyorum? Tabii ki başta söylediğim F net eşittir M çarpı A formülümü kullanıyorum. Şimdi burada F net sadece 10 Newton olmayacaktır. Hangi kuvvet var bir de? 2 Newtonluk bir kuvvet. Bu kuvvetler birbirlerine zıt yönde. Biz zıt yönde olan kuvvetlerin netini alırken ne yapıyoruz? Bu iki kuvveti birbirinden çıkartıyoruz. Yani F net eşittir MA yazdığımızda net kuvvet için 10 eksi 2 yazacağız. Kütle için 2 kilogram yazacağız ve A'yı bulacağız. Peki buradan A kaç çıkacaktır? A gördüğünüz gibi şurası 8 olduğuna göre 8 eşittir 2A'dan A 4 metre bölü saniye kare olacak. Burada bu ivmem benim aslında hızlanma ivmemdir. Bunu da unutmayın. Bu cisim hızlanır. Nereden biliyorum? Çünkü hareket yönünde bir net kuvvet varsa, değil mi? Şimdi bakıyorum bu 10, bu 2. Net kuvvetim kaçtı? 8'di. Bu 8 ne tarafa doğru olacaktır? 8, şimdi şunları atalım, net kuvveti gösterelim. Tamam mı? 8 Newton tabii ki de 10 Newton, yani büyük olan kuvvet yönünde 8 Newton olacaktır. Net kuvvetimi gösterdim. Şunları hiç görmeme gerek yok. Net kuvvetim 8 Newton. Hareket yönüyle net kuvvetim aynı yönde olduğuna göre bu cismin hızlanacağını söyleyebilirim. Her ne kadar sürtünme kuvveti olsa da. Yani sürtünme kuvveti her zaman cismi yavaşlatmak zorunda değil. Aynı ancak hani hareket yönüne zıt bir kuvvet olduğunda cisim yavaşlar. Şimdi buraya bakalım. İkinci durumda hareket yönümün sağa doğru fakat kuvvetimin sola doğru, geriye doğru olduğunu unutmayın. Burada 10 Newton var. Tekrar sistemde sürtünme kuvveti verilmiş. Bak çok enteresan. Sürtünme kuvveti cismin hareketine ters olacak. Cisim bu tarafa doğru, yani sağa doğru hareket ediyorsa o zaman sürtünme kuvvetimi sola doğru yazacağım. 2 Newton. Aa, burada bir tane daha kuvvet var diyeceğim, 10 Newton. O zaman F net eşittir MA'dan. F net eşittir M çarpı A'dan net kuvvetim ne olacaktır burada? 10 ile 2'nin toplamı olan 12 Newton olacaktır. İşte bu 12 Newton eşittir kütlem 2 ivmem A. A ne olacak? 6 metre bölü saniye kare olacak. Yalnız burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum.
Şimdi ivme ne tarafa doğru? Kuvvet yönünde. Yani net kuvvetin bu tarafa doğru. İvmen bu yönde. Peki benim hareketim ne tarafa doğruydu? Hızım bu yöndeydi. Unutmayın ki hız ile ivmenin birbirine ters olması, yani harekete ters yönde bir net kuvvet olması cismin yavaşlamasını sağlar. Buraya ne diyoruz? Yavaşlama diyoruz. Tamam. Peki bunu ben nasıl aklımda tutacağım? Bunu şöyle aklımda tutacağım. Düşünsenize, net kuvveti hiç bunu şey yapma. Net kuvveti yazdık zaten, 12 Newton. Sen ileriye doğru koşarken seni biri, böyle bir hızın varken seni biri geriye doğru çekiyor. Ne yaparsın? Yavaşlarsın. Tamam? Sen ileriye doğru giderken biri seni aynı yönde itiyor, sırtından itiyor. Ne yaparsın? Hızlanırsın. Bu iş bu kadar basit. Kuvvet ile hareket yönünün aynı olduğu cisimler hızlanır, zıt olduğu cisimler ne yapacaktır? Yavaşlayacaktır diyoruz. Şimdi başka çeşit bir sorumuz. Şimdi bu soruya geldiğimizde bakıyorum. Burada ne var? Bir cismim var. Hızı var 10 Newton. Burada da kuvvet var 10 Newton. Burada da bu tarafa doğru bir hız olduğunu söylüyor. Bir de bana sürtünmenin kat sayısını vermiş. Şimdi biz sürtünmenin kat sayısını niye veriyoruz? Şundan dolayı veriyoruz. Bir kere sürtünme kuvveti Fs dediğimiz şey N çarpı K ile bulunuyor. Ne demektir N? Bütün cisimlerin ağırlığı oluyor dünyada. Şimdi bu ağırlığı aşağıya doğru çiziyoruz. İşte bu ağırlık nedeniyle bu yüzeyde bir tepki kuvveti oluşuyor. Bu tepki kuvveti sürtünme kuvvetinin de nedenlerinden biridir. Ben burada sürtünme kuvvetini bulmak istiyorsam tepki kuvvetini bulmalıyım. Yani hangi kuvveti bulmalıyım? Cismin ağırlık büyüklüğünü bulursam o zaman tepki kuvvetini bulur ve yerine yazar sürtünme kuvvetini bulurum. Az önce bana direkt vermişti sürtünme kuvvetini. Burada öyle yapmıyor. Burada şuradan bulmamı istiyor. Bulalım, bunu da bulalım. Şöyle yapalım. Şimdi burada cisimlerin ağırlıklarını nasıl buluyorduk? Bunu bir hatırlayalım. Cisimlerin ağırlığı kütle çarpı yer çekimi ivmesiyle bulunur. Yer çekimi ivmesini aksi söylenmediği sürece 10 metre bölü saniye kare alabiliriz. Şimdi burada cismimin kütlesinde 2 olduğunu bildiğime göre ağırlığın 20 Newton olduğunu söyleyeceğim. Genelde bu böyledir. Eğer G için başka bir şey söylemiyorsa 2 kilogram 20 Newton'dur. 3 kilogram 30 Newton'dur. 4 kilogram ağırlığı 40 Newton'dur diyoruz. Şimdi burada geçtik. Dedim ki ağırlık 20 Newton. Demek ki tepki 20 Newton. O zaman Fs'yi bulayım bir. Çünkü benden ivmeyi istiyor. Sürtünme kuvvetini bilmezsem ivmeyi yazamam. Fs eşittir N çarpı K'dan. N neydi efendim? G ile N birbirlerine eşitti. 20 çarpı 0 onda 2'den Fs'nin ne oldu? Şurada bak. 20 çarpı 0 onda 2 ne demek? Bu işlemi de yapalım. 20 çarpı şu 2 bölü 10 demektir. Değil mi? 2 bölü 10. O zaman şu sıfırlar birbirlerini götürürse buradaki işlemim 4 Newton olarak çıkar. Şimdi sıra geldi 4 Newton'u koymaya. 4 Newton'u nereye koyacağız? Hareket yönüne bakıyorum. Bak hiç kuvvetle işim yok. Hareket yönüne bakıyorum. 4 Newton'u hareket yönünün tersine koyacağım. Yani bu tarafa koyacağım. Tamam. Şimdi kuvvet analizi yapacağım. 10 Newton ileriye, hareket doğrultusundaki kuvvetler 10 Newton ileriye, 4 Newton geriye olduğuna göre F net eşittir MA formülünü yazdım. Neden bunu yazdım? Çünkü bana ivme soruyor. Birinci olarak sürtünme kuvvetini buldum. Çünkü sürtünme kuvvetini bilmiyordum. İkinci olarak da F net eşittir MA temel formülümü koydum. F net ne olacaktır? İleri doğru 10, geriye doğru 4. 10 eksi 4 eşittir. Yani ne olacaktır? 6 değil mi? 6 olacaktır. Cismin kütlesi 2 kilogram olduğuna göre burada A'yı ne buluyoruz? 3 metre bölü saniye kare ivmesi olduğunu buluyoruz. Net kuvvet hareket yönünde olacağına göre, yani 10 Newton'la aynı yönde olacağına göre cismin yine hızlanacağını söyleyebiliriz. Şimdi geçtik ikinci sorumuza. Şöyle bir ara çizelim ve ikinci sorumuza bakalım. Burada sürtünme kuvveti ve cisme uygulanan kuvvete baktığımda şuna dikkat etmeliyim. Bak şimdi. Sürtünme kuvveti ile uygulanan kuvvette sürtünme kuvveti artması aslında uygulanan kuvvetin arttığını gösteriyor. Şimdi arttı, 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 arttı. 6 Newton'a geldiğimde
ufak bir düşüş yaşandı. Sonra kuvvet, uygulanan kuvvet artsa da sürtünme kuvveti görüyor musun? Bak sürtünme kuvveti değişmedi, 4'te kaldı. Böyle bir grafik gördüğünüzde şunun kinetik sürtünme olduğunu, F kinetik sürtünme olduğunu, yani hareket esnasındaki sürtünme kuvveti olduğunu, şunun ise statik sürtünme kuvvetinin en büyük değeri olduğunu bileceksiniz. Statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri. Ha, o zaman şunu fark ettiniz mi? Cisim buradan buraya kadar hiç hareket etmez. Burası cismin durgun olduğu, durgun ne demek? Statik olduğu, durağan olduğu yerdir. Ama bu andan sonra cisim hız kazanmıştır. Daha doğrusu hareket kazanmıştır ve burası cismin kinetik, yani hareketli olduğu andır. Tamam? İşte buradaki sürtünme kuvvetinin neden K kinetik olduğunu fark ettiniz mi? Anladınız mı? Bak hareket vardı. Bu yüzden buraya K yazıyor. Yani kinetik sürtünme kastesi, hareket halindeykenki sürtünme kastesi 0,2 diyor. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. 6 Newton'a kadar, duran bir cisim için konuşuyorum. 6 Newton'a kadar, tamam, uygulanan kuvvet 6 Newton olana kadar şöyle yazalım. Sürtünme kuvveti kuvvetle, uygulanan kuvvetle aynı olacaktır. Ancak hareket halinde ise işler değişir. Artık kinetiğe geçersin. Hareket halinde ise ne olacaktır? Sürtünme kuvveti 4 Newton olacaktır. Demek ki benim durgun bir cismim varsa ve cisme 3 Newton hareket, 3 Newtonluk bir kuvvet uyguluyorsam, bak buraya dikkat et. 3 Newtonluk kuvvet uyguluyorum. Statik bölgede miyim? Durgun bölgede miyim? 3 Newton nerede? Bak şuralarda mı? O zaman 3 Newton buradaysa sürtünme kuvveti de unutmayın 3 Newton olacaktır. Yani cismi hareket ettiremeyeceksin. Bu cisim duruyorsa duruyor olacak. Burada ise cismin bir hızı var hareket halinde ve 8 Newtonluk bir kuvvet uygulanıyor. Bu durumda artık cismin harekete geçtiğini söyleyebilirim. Yani artık harekete geçmiş bir cisim için ne diyeceğiz? Bu durumda kinetik sürtünme kuvvetini yazmalıyız, değil mi? Kinetik sürtünme kuvveti de zaten sabit ve 4 Newton olduğuna göre şuraya 4 Newton yazmamız cisim için yeterli olacaktır. Peki burada sistemimizdeki ivmeyi bulalım. 8, 4 ne yapıyoruz? F net eşittir MA diyoruz. MA. Şimdi 8 bu tarafta, 4 bu tarafta, zıt yönde olan kuvvetlerin farkını alıyoruz net kuvvet için. 8'den 4'ü çıkarttım, 4 yazdım. M kütle demekti, 2 yazdım. A'yı bulacağım. A buradan kaç çıkacak? A 2 metre bölü saniye kare çıkacak. İşlemi yaptım. E hocam bu zaten durgun. Bu hareket etmiyor. Tamam. Kuvvet var ama sürtünme kuvveti nedeniyle sistem durgun. Peki. Şimdi geldik düşey doğrultudaki kuvvetlere. Şimdi yukarı doğru bir 10 Newton'luk kuvvetim var, değil mi? Bir de 20 Newton'luk başka bir kuvvetim daha var. Şimdi ben burada ivme yazarken ne yapacağım? 30 eşittir 2 çarpı A mı yazacağım? Şöyle yazalım. F net eşittir, değil mi? M çarpı A'ydı. 30 eşittir 2 çarpı A yazamam. Niye biliyor musunuz? Düşeyde olduğuna göre bu cismin bir de ağırlığı vardır. Bunu ben bileceğim. Kendim bunu biliyor olacağım. Bunu yazıyor olacağım. Hemen yazalım ağırlığı. G eşittir 2 çarpı 10'dan ne demiştik? Ağırlığın M çarpı G olduğunu söylemiştik, değil mi? O zaman aşağı doğru bir 20 Newton'lu kuvvetim olduğunu söyleyebiliyorum. O zaman F net yazarken, şimdi yukarı doğru olan kuvvetler 30'da, aşağı doğru olan ise 20. Net kuvvet alırken ne yapmalıyız? Bunları birbirlerinden çıkarmalıyız. Çünkü zıt yönde olan kuvvetler birbirinden çıkarılır. O zaman yukarı doğru 10, aşağı doğru yukarı doğru 10 artı 20 30, aşağı doğru da 20 varsa bunların birbirlerinden farkı, şununla şunu götürdüğünü farz et basitçe, 10 Newton. Yukarıya doğru 10 Newton olacaktır. Tamam? Yukarıya doğru 10 Newton, F net eşittir 10 Newton yazalım, görelim. Şimdi burada 2 kilogramlık kütlemi de yazdım. O zaman ivmem buradan kaç çıktı? 5 metre bölü saniye kare çıktı. Şuna baktığımızda,
Şimdi 30 Newton yukarı doğru, aşağı doğru 5 Newton var. Bu yetiyor mu? Hayır. Düşey düzlemde olduğuna göre cismin ağırlığını da yazıyorsun. Şimdi net kuvveti al. 30 yukarıya, 25 aşağıya, değil mi? 25 Newton aşağıya. O zaman yukarı doğru bir F net eşittir 5 Newton mu kalacak? Çünkü 30'dan 25'e çıkartırsan 5 Newton kalır. Büyük kuvvet bu tarafa doğru olduğuna göre F net eşittir 5 Newton da yazdık buraya. Devam ediyorum. Ben bunu niye buldum? İvmeyi bulmak için. Çünkü ivmeyi soruyor. F netim 5 ise, kütlem de 2 ise A'yı nasıl bulurum ben? 5 bölü 2'den bulurum. 5'in 2'ye bölümü, yani 5 parçanın yarısı ne olacaktır? 2,5 metre bölü saniye kare olacaktır. Böylelikle sorumuzu çözmüş olduk. Peki bu yeterli mi? Hayır, bir de bağlı sistemleri çözelim. Bilgimiz olsun diye. Şimdi bilgimiz olsun diye ne yapıyoruz? Bak şimdi yukarı doğru 60 Newton'luk bir kuvvetim var. Sonra da iki cisim var ve aralarında bir ip var. T ipi şöyle gösterelim. Burada bu sistem birlikte olduğuna göre unutmayın ki aşağıdakinin ivmesi neyse yukarıdakinin de ivmesi odur. Bunu unutmayın. Yani cisimler birbirlerine bağlılar ya hani. Bu cisimleri tek bir cisim gibi düşünebilirim. Eğer T sorulmuyorsa. Tamam. Şimdi ilk önce bir sistemin ivmesini bulmak için tek bir cisim gibi düşünün. Yani kısaca ne var? 60 Newton yukarı doğru. Bu cismin ağırlığı var. Artık biliyorum 2 kere 10'dan 2 kilogramlık cismin ivmesi 20 Newton. Aynı şekilde şurada da 20 Newton var. Yani bak hiç sisteme takılma. Yukarı doğru 60 Newton, aşağı doğru 2 tane 20 Newton. Yani aşağı doğru toplamda 40 Newton'um var. Ben burada F net eşittir MA'yı yazarsam o zaman F netim ne olacaktır? 60 eksi 40 eşittir diyeceğim. Yani 20 Newton olacak net kuvvetim. Kütle için ne yazacağım? Kütle için sistemdeki toplam kütleyi yazmalıyım. Tamam? Yani ben sadece bunu incelemiyorum ki sistemin tamamını inceliyorum. O zaman 60 eksi 40 yazdığımda toplam çarpı A'yı yazarsam 20 eşittir 4 A'dan A eşittir 5 metre bölü saniye kare çıkar. Unutmayın bağlı sistemlerde ivmeler ne olacaktır? Birbirlerine eşit olacaktır. Tek iple bağlı sistemler. Yani bu bunun hızı neyse bunun da hızı aynısı olacaktır. Belli bir T süre sonra. Şimdi sıra burada. Buraya bakarsak ne diyor bana? Diyor ki bu yukarı doğru 5 metre bölü saniye karelik ivme ile ilerliyor. Acaba bunu yukarı doğru çeken kuvvetin büyüklüğü ne kadar? Bulalım. Çok basit bir soru. Az önce yapmıştık benzerliğini. Aşağı doğru 20 Newton ağırlığım var. Yukarı doğru da T kuvvetim var. Şimdi ben biliyorum ki ivme yukarı doğru ise net kuvvetim yukarı doğrudur değil mi? F net yukarı doğrudur. F netin yukarı doğru olması aslında şunu mu gösteriyor? T'nin 20 Newton'dan daha büyük olduğunu mu gösteriyor? Bu yüzden işlemimi buna göre yapıyorum. T eksi 20 net kuvvet yukarı doğru ya. O zaman T eksi 20 eşittir MA diyorum. Şöyle yazalım. F net eşittir MA dedik. Net kuvvetin T eksi 20 olduğunu söyledik. M 2 kilogramdı. İvmemi 5 olarak vermişti. O zaman T eksi 20 eşittir 10 Newton'dan. T buradan 20'yi diğer tarafa attığımızda 10 ile toplamamız gerekir. Çünkü burada eksi işareti var. Ters tarafta ne olacaktır? Toplama işlemi yapmamız gerekecektir. O zaman T ip gerilmesinin 30 Newton olduğunu söylüyoruz. Bir şey fark ettiniz mi? Bunların ivmeleri aynıydı. Cisimler de aynı. Sanki şu cismi almış ve sormuş gibi değil mi bu cismi? İşte siz de bağlı sistemleri nasıl çözeceksiniz? Bağlı sistemleri çözmek isterseniz o zaman şu cismi hani kaldır falan demeyeceğim. Sadece diyeceğim ki kuvvet analizi için istediğin cismi al. İncelediğin cismi al. Sen bunu böylece çözebiliyorsun. Nasıl çözüyorsun? Diyorsun ki 2 kilogram tamam 2 kilogram olabilir. Ama hani toplamda 4 kilogrammış gibi. Aşağıda ağırlığı 40 Newton'muş gibi buradan 5'i buldun. Şimdi şöyle bir soruda nasıl yapıyorsun? Yukarı doğru T ip gerilmesi varsa eğer o zaman işte ne yapıyorsun? F net eşittir MA'dan T eksi 20 eşittir 2 çarpı 5 yazıp işlemi bitiriyorsun.
Peki bu sefer de şöyle sistemlere bakalım. Yani yataydaki sistemlere bakalım. 3 kilogram, 2 kilogram. Ben şimdi burada uzun uzun T'yi bulmak zorunda mıyım? Hayır, bulmak istemiyorum. Ne yapacağım ben burada? F net eşittir MA yapacağım. Çünkü bana sadece sistemin inmesini soruyor. Burada ağırlıkları da bulmama gerek yok. Çünkü ağırlıklar, değil mi? Hareket doğrultusunda değil ki. Hareket doğrultusuna diktir ağırlıklar. Bu yüzden ağırlıkları almama gerek yok. Cisimler aşağı doğru ya da yukarı doğru hareket etmiyor ki. Cisimler yatay düzlemde hareket ediyor. O zaman F net 20 eşittir MA. MA alırken ne yapacağım? Toplam alacağım. Yani 3 artı 2'den 3 kilogramım, 2 kilogramım, sistemde toplam 5 kilogramım var. Bu nedenle A ne çıktı? 4 metre bölü saniye kare çıktı. Hemen yanındaki soruyu çözelim. Aslında çok kolay bir soru, fark ettiniz mi? Diyor ki kuvvet yönünde 4 metre bölü saniye karelik ivmeyle hareket eden 3 kilogram kütleli cisim varsa bunu etkileyen kuvvet nedir? Sürtünmesi sistem. Ben bunu şöyle bakamaz mıyım? F eşittir MA. Bunu biliyorum. M3, A ise 4 ise F'imin ben, değil mi, 12 Newton olduğunu görebilirim. 12 Newton. Bir şey fark ettiniz mi? Bu sistem şununla aynı değil mi? Çünkü bu da 3 kilogram kütleli. Her ikisinin de ivmesi 4 olduğuna göre, hani şuradaki 4, bunun da ivmesi 4. Demek ki şu ip gerilmesini bulduk aslında. Hiç başka bir şeye gerek yok. Böylelikle sistemleri çözebiliyorsunuz. Peki birbirine iten sistemler, yani değen sistemler nasıl oluyor? Hiç farklı değil. Aynı şeyi yapacağım. F net eşittir M çarpı A'yı yazacağım. Net kuvvetim 20 Newton çünkü sürtünme yok. Kütle için toplam kütle alacağım. Çünkü 20 Newton bütün kütleyi hareket ettiriyor. O zaman 3 artı 2'den 5 çarpı A yazıp ivmeyi gene 4 metre bölü saniye bulabilirim. Şimdi 2 kilogramlık kütleyi sadece alırsam ivmesi 4'tü. Acaba bunu itekleyen kuvvet, yani K'nin L'ye etkisi sorulduğunda ne yapabilirim? Aslında çok basit. Sistemi böyle gördüğünüzde F eşittir MA yazdığınızda hemen soru çıkıyor. Kuvvetimin ne olduğunu bilmiyorum ama kütlemin 2, ivmemin ise 4 olduğunu biliyorum. İşte buradan K'nin L'ye etkisinin 8 Newton olduğunu bulurum. Genellikle sorularda K'nin L'ye etkisi değil, L'nin K'ye tepkisiyle karşılaşırsınız ki etki tepki birbirlerine eşit ve zıt yönlü olduğundan onun tepkisi de ters tarafa doğru olacaktır ama gene 8 Newton büyüklüğünde olacaktır. Sisteme böyle bakarsanız daha rahat hareket edersiniz. Ve sürtünme kat sayılı sorumuz. Şimdi 2 kilogram ve 3 kilogram var. Burada bir de 20 Newton var. Fakat bu sefer kat sayım verilmiş. Ben burada nasıl bulacağım? Aslında durum şu. Çok basit. Sürtünme kuvvetini ayrıca bulabilirim. Sürtünme kuvvetini bulmak için hatırlayın. N çarpı K yapıyorduk. N de neydi? N de cisimlerimin ağırlıklarına eşitti. Ve cisimlerin ağırlığı artık adımız gibi biliyoruz ki Mg ile bulunuyor. Cismin kütlesiyle onun çarpımı oluyor. Birincisi için böyle. İkincisi için yazalım. Onun için de Mg yazıyoruz. İkinci cismim 3 kilogram kütleli. 3 çarpı 10'dan ne olacaktır? 30 Newton olacaktır. Şimdi her ikisi için ayrı ayrı sürtünme kuvvetini bulursak. Fs1 için ne yazdık biz? 20 çarpı, değil mi? Çünkü ağırlıkla tepki kuvveti birbirlerine eşit oluyordu. 20 çarpı 0,10'da bir katsayı 2 Newton. S2'yi bulalım. 20 çarpı, pardon, ikincisinde 30 çarpı 0,10'da 1. Buradan da ne çıkacaktır? 3 Newton da bundan çıkacaktır. Tamam. 0,1 demek bir sayının 10'a bölümü demektir. Yani 1 bölü 10'la çarpımı 10'a bölümü. Bu yüzden de 20'nin 10'a bölümü 2, 30'un 10'a bölümü ise 3 Newton olur. Şimdi burada önemli olan bunları doğru yerleştirebilmektir. 20 Newton burada olduğuna göre benim sürtünmelerim ters tarafa doğru olacak burada. Yani burada ne olacaktır? 2 olacaktır. Şurada da 3 olacaktır. Benden ivmeyi soruyorsa işlem tamam. Neden? Hareket doğrultusundaki 3 kuvvetim de bende mevcut.
ipi alıyor muyum? Gerek yok. Sistemin ivme soruluyor. İp sadece sistemi birbirine bağlıyor. O yüzden ipi almıyorum. F net eşittir MA dersek eğer, F net eşittir M çarpı A. Net kuvvetim 20 mi? Hayır. 20 eksi 2 artı 3. Neden 2 artı 3? İşte burada sürtünme kuvvetleri kuvvete 20 Newton'a zıt yöndeydi. M hangi M? Toplam kütle. Çünkü sistemin ivmesini alıyorum. 2 artı 3. Yani bu kütle toplamı. Kütle toplamı, tamam mı? Bu ise sürtünme kuvveti toplamı. İkisini birbirinden ayıralım. Çarpı A dersem ben burada 20 eksi 5'ten 15 eşittir 5 çarpı A. A'nın 3 metre bölü saniye kare olduğunu bulurum. Yaptığımız gibi şurasını ayrıca bir alalım. Tamam. Ha pardon, burası değil. Şurasını ayrıca bir alalım. Şu kısmı. Alalım bakalım nasıl olacak. 2 kilogramım var. Bir tane ip var. Çekiyor. Onu T alın, F alın fark etmez. K'da 0, 10'da 1 olsun. Az önce bulduğumuz gibi ağırlık nedeniyle olan sürtünme kuvveti 2 Newton olduğuna göre burada da F net eşittir MA'yı almam demek. F net ne olacaktır? F eksi, çünkü bak ivme bu tarafaysa net kuvvet değil mi bu tarafa olmalı. F eksi 2 eşittir kütlem çarpı ivmeden, ki ivmem de 3'müş, yerine yazayım. Burası 6 çıkıyor. 2'yi ters tarafa geçirdiğimde toplamam gerekiyor. Buradan da F eşittir 8 Newton olduğunu bulup işlemimi ne yapıyorum? Tamamlıyorum buradan. Ve bu sefer de birbirlerine dayanan iki tane cisimden bahsediyoruz. 20 Newton'la itiyor 2 kilogramlık cismi. K'da 0, 10'da 1'miş. Hareketli hareket halinde olduklarını düşünüyorum ve ben burada işlemimi yapıyorum. Şimdi bak. 20 olduğuna göre, 20 Newton olduğuna göre şu 2, şu 3. O zaman ne yapıyoruz sürtünme kuvvetinde? Efendim tekrar ağırlıklarına bakıyorum. 20 Newton, 30 Newton. Sürtünme kuvveti alacağım. Bunu 0, 10'da 1 vermiş. Sürtünme kuvveti N çarpı K'ydı. Birincisi için konuşursak 20 çarpı 0, 10'da 1. İkincisi için konuşursak, Fs2 için konuşursak, o zaman 30 çarpı 0, 10'da 1 olacak. Buradan 2 Newton, buradan 3 Newton gelecek. Önemli olan bu ikisini doğru yerleştirebilmek. Yerleştirelim. Kuvvete, değil mi? Kuvvet bunları hareket ettirdiğini, kuvvete zıt yönde olacaktır. Şurası 2 Newton, burası ise ne olacaktır? Bak bu arada 3 Newton'luk bir kuvvet olduğunu söylüyoruz. Hadi net kuvveti bulalım. Net kuvvet nedir? F net eşittir M çarpı A'dan. Net kuvvet 20 eksi net kuvvet, hareket doğrultusundaki net kuvvetler, ama 20 ile 30 almıyorum. 20 ile 30 hareket doğrultusunda değil. Cisimler aşağı yukarı hareket etmiyorlar. Sağa sola değil mi hareketleri? 20 eksi 2 artı 30 eşittir. Net kuvveti buldum. Kütleyi bulacağım. Kütle için sistemden bahsettiğime göre iki kütlenin toplamı olan 5'i alacağım. O zaman ivmem burada yine ne çıktı? 3 metre bölü saniye kare çıktı. Bana K ve L cismi yazarsam, K'nin L'ye etkisi sorulsa ya da L'nin K'ye tepkisi sorulsa, ikisine de aynı şekilde bulabilirim. Çünkü etki ve tepkinin büyüklükleri birbirlerine eşit. Dikkat edin, yönleri birbirine terstir. O zaman F dediğim, F diye gösterdiğim şu K'nin L'ye etkisidir. Bak 3 kilogram. O zaman F 3, 3. Artık bunu bulabilirim. K'da 0, 10'da 1 verilmiş. İşlemimi az önce yapmıştım. Sürtünme kuvvetim ne çıkmıştı? Efendim sürtünme kuvvetim şurada gösterdim. 3 Newton çıkmıştı. Buna göre F net eşittir MA yazarsam burası için net kuvvetim F eksi 3 olacak. Çünkü zıt yöndeki kuvvetler birbirlerinden çıkartılır, farkları alınır. Kütlem 3, ivmem de A. İvmeyi zaten bana verdi soruda. 3 metre bölü saniye kare. F eksi 3 eşittir. 3 çarpı 3 yazarım. Ve F'in 3 kere 3 9. 9 artı 3'ten
12 Newton olduğunu bulurum. Şimdi bak, burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben bu soruyu tek başına verdiğimde çözebiliyorsunuz ya da diğerlerinde. Tek kütleli sistemi tek başıma verdiğimde çözebiliyorsunuz. Peki bunu birlikte düşünmeye ne dersiniz? Benim yaptığım gibi 2 ve 3 kilogramlık kütleleri birlikte düşünüp sanki 5'miş gibi hareket etmeye ne dersiniz? O zaman da sürtünme kuvveti yine 2 artı 3'ten 5 Newton çıkacak. O zaman da ivme yine 3 metre bölü saniye kare çıkacak. Sonra eğer sistemi ayırmanızı isterse, aslında istemez. İstemese daha iyi olur. İstememesi lazım ama isterse ne yapacaksınız? L cismini ayrıca düşüneceksiniz. Tamam? L cismini ayrıca düşündüğün zaman zaten tek kütleli sistemlerde F net eşittir ama başka da bir formül kullanmadım. Buradan rahatlıkla sorunu çözebileceksin. Buradan herhangi bir şey, başka bir şeye ihtiyacın var mı? Hayır, yok. Genel olarak ne işledik? Bir, F net eşittir M çarpı A, net kuvvet kütle çarpı ivmeye eşit. Bir de ne işledik? Fs sürtünme kuvveti eşittir N çarpı K'dır. Yani ağırlık, yatay yüzeydeki ağırlık çarpı sürtünme kat sayısı. Sürtünme kat sayısı ya da sürtünme kuvveti de ikiye ayrılıyordu. Kinetik ve statik. Tamam. Kinetik sürtünme kat sayısı zaten sabitti. Ama statik sürtünmede unutmayın, cismi hareket ettirene kadar, F kuvvet hareket ettirene kadar, yani V eşittir 0 ise F uygulanan kuvvetle F sürtünme kuvveti birbirlerine eşitti. İşte bu kısım aslında benim özet kısmımdır. Bununla bunlardan başka hiçbir şey yapmadım. Bütün soruları böyle çözdüm. Videoyu tekrar seyredip soruları tek tek çözmenizi öneririm. Böylelikle yaptığınız soruları daha rahat yaptığınızı göreceksiniz. Ve ödüllü sorumuz da burada. Tekrar hepinize başarılar diliyorum.